bizler için, Türk havacılığı için mutluluk ve gurur dolu bir gün. Türk mühendislerinin eseri tüm dünyaya nam salmakla kalmıyor. Rekorları kırarak, dünya muharebe paradigmasını değiştirerek yoluna devam ediyor. Bütün dünya havacılık tarihinde yapılmış uçakların hepsini yan yana koysanız, sadece İHA'ları değil. Dünya havacılık tarihinde en fazla harp, araç, gereç ve teçhizatını etkisiz hale getiren hava aracı oldu. Bu başarı Türk milletinin başarısı. Bayraktar TB2 seri 5 nolu uçağımız da 10.000 uçuş saatini tamamlayan ilk hava aracımız oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü tüm büyük operasyonlarda görev aldı. 10.000 saat boyunca semalarımızı korumak için Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından uçuruldu. 1.8 milyon kilometreye denk geliyor bu. Yani dünyanın etrafını 43 defa tam tur atarak dolandı. 2 defa Ay'a gidip geldi. Tabii yoruldu. 10.000 saati dolduran ilk hava aracımız oldu. Biz de onu gövde ömrünü doldurduğundan test ve eğitim maksatlı ve gövde ömür devri araştırmaları da kullanmak üzere silahlı kuvvetlerimizden, kara kuvvetlerimizden geri aldık. Yerine de son teknolojiyle donatılmış, imalat hattımızdan yeni çıkmış, İHA değil de SİHA olacak şekilde T-510 numaralı SİHA'mızı Türk Silahlı Kuvvetlerimize hediye etme kararı aldık. Türk havacılığının altı çağında emeği geçen, 20 yıla varan serüvenimizde bizlerle birlikte yol yürüyen tüm yol arkadaşlarıma ve bu milli teknolojinin geliştirilmesinde cephede ilk günden itibaren yol arkadaşlığı yaptığımız Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarına ve komuta heyetine en içten şükranlarımı iletiyorum. Ve hayatını semalarımızdaki bağımsızlığımıza vakfetmiş babamız, dava dostumuz Özdemir Bayraktar'ı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu ülkenin bir mühendis evladı olarak milli savunma sanayini vizyonunu ortaya koyup bu vizyonun takipçisi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza da en içten şükranlarımı iletiyorum. Semalarımda hür ve bağımsız olacağım diyerek bizlere desteklerini, dualarını esirgemeyen aziz milletimize de şükranlarımı iletiyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.